Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar yine Bruce Lee'nin efsanevi bir özelliğini hep beraber inceleyeceğiz. Yani çok enteresan bir şey. Gerçekten çok enteresan bir şey. Böyle bir şey olur mu ya diyor insan arkadaşlar. Yani sanıyorum beta'da bu karakteri test eden oyuncular gerçekte kullanamadıkları için üzgündürler diye düşünüyorum. Haterlarım da bir yandan kahroluyordur. Birbirlerini gıdıklıyorlardır diye düşünüyorum. Arkadaşlar karo evrimin boyutu karosu. Düzeltiyorum. Savaşın boyutu. Boyutlarını yiyeyim ben bunların. Olay şu. 50 saniyeniz var. 50 saniyeniz var. 50 saniye sonra rakip full engellenemez. Artı her özel saldırı attığında 6 saniye boyunca durdurulamaz kazanıyor. Yani aslında 50 saniyeniz yok da 25-30 saniyeniz var dövüşebildiğiniz. Belki o kadar bile yok. O kadar bile yoktur. Çünkü adamlar dövüş içerisinde daha 50 saniye dolmadan özel saldırı atıyor arkadaşlar. Ve durdurulamazlık kazanıyor. Ve tabii şöyle bir şey var. Aynı zamanda sersem bağışıklığı da kazanıyor. Böyle bir çılgınlık arkadaşlar. Çok enteresan bir karo. Bir de burada sersem zarfı var. Rakip sersemken arkadaşlar saldırı puanınız %200 artar ama bu özel saldırıda pek işe yaramıyor. Hazırsanız mevzuya başlayalım arkadaşlar. Mevzuya bir başlayalım. Bruce Lee'yi biliyorsunuz arkadaşlar. Artık bilmiyorsanız da bir şey diyemiyorum. Önce karıyı bir tanıyalım. Bakın rakip bir özel saldırı attıralım. Bir durdurulamaz olsun. Başımızı belaya sokacağız ama şey bir ağır saldırı. 28 bin. Hadi at artık şunu da hacı başımızı belaya bir sokalım. 50. saniyeyi bekliyor vicdansız. Arkadaşlar şu anda eleman durdurulamaz ve aynı zamanda sersem bağışıklılığı vardı. Bu 6 saniyenizi alıyor. 50 saniye içerisinde düşünsenize rakip hem durdurulamaz hem engellenemez. Ama attığımız şu yavaşlatıcı sayesinde arkadaşlar şu yavaşlatıcı sayesinde her şey değişiyor. O durdurulamazı kapatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi durdurulamaz açmasına izin vermedi arkadaşlar. Bizim elemanımız yavaşlatma özelliği sayesinde. Şu anda artık eleman engellenemez arkadaşlar. Bakın hareket ettiğinde göreceğiz oluyor. Eleman engellenemez oldu. Vatanı millete hayırlı uğurlu olsun. Ama Bruce Lee affetmiyor. Ve çok enfes bir hareketle Karo'yu bitiriyor arkadaşlar. Karo'yu bitiriyor. Hatta ayıptır söylemesi kendi menfaatine kullanıyor arkadaşlar. Bruce Lee gerçekten inanılmaz bir şey. Yani oyunun en iyi yıllarından biri. Liste sırasını söylemek istemiyorum. Spoiler vermemek için yakın zamanda yine özel bir top listesi yapacağım arkadaşlar. Orada söyleriz artık. Şimdi rakibimizin zaten yavaşlatma var. Üzerindeki zehiri de kaldırayım bari elimdeymişken. Eleman gerçekten çok dehşetli. Çok dehşetli. Şöyle, ya mükemmel kombinasyon yapıyor ya. Durmuyor ki. Bu durmuyor abi. Motoru takmışlar sanki. Yani arka arkaya şey gibi düşün. Eagle nasıl mesela biz Eagle'la İşte L3 atıyoruz. Arkasına çok uzun bir sersem veriyor ve istatik kombo yapıyor. Yani takriben bir 21 falan kombo çıkartıyordu. Bu da o kadar çıkartıyor arkadaşlar. Yani muazzam bir şey ya. Dehşet bir şey. Yemin ediyorum. Çok dehşetli. İnsan oynadıkça oynuyorsa dövdükçe dövesi geliyor. Müthiş bir şey. Yani rakip ister aktif oynasın, ister pasif oynasın, blokta yatsın hiç fark etmiyor. Bloğu kırmak ne demek ya? Böyle vicdansız. Şu üzerimizdeki zayıf atıcıyı da kaldıralım. Şunu yapıştıralım. Rakipler çaresiz. Karolar çaresiz. Abi ne yapsınlar? Ne yapsınlar şu elemana karşı? Ver bir de iki. Oynaması da aşırı keyifli. Yani ben en çok keyfi biliyorsunuz. Cable Apocalypse ikilisiyle oynarken çok keyif alıyordum. Bir de şimdi bu eleman geldi. Lakin bu eleman kağıt gibi parçalıyor.
Yani rakipler hiçbir şey yapamıyor, yapmıyor değil, yapamıyor. Öyle enfes bir şey, öyle enfes bir şey. Ve çok da hızlı farkındaysanız. Rakiplerin ortalama 350 bin canı var. 300-350 bin civarında. Belki 400 binlikler de çıkmıştır arada. Yani peynir ekmek spor ya. Bildiğin peynir ekmek spor. Çağ. Hangi özelliğini sayayım abi elemanın? Artık hangi özelliğini sayalım? O kadar çok özelliği var ki cüzdansızın. Yani inanılmaz. Aynı zamanda nadir karakterde. Yani özellikleri bakımından çok nadir. Yani herkesin ekibine katmak isteyeceği, en azından katması gereken çok özel bir karakter. Çok özel bir karakter. Fevkaladenin fevkinde Bülent Ersoy'un tabiriyle eleman durmuyor ki. Eleman bir dur, bir dursa, bir nefes alsa neler yapacak, neler neler. Mesela Modok, Modok'a mesela çok rahat vuramıyorsunuz ve yavaşlatma aynı zamanda Modok'un otobloğunu engellemiyor arkadaşlar. Ama bunu hatırlarsınız, Grandmaster eldivenine de Modok'a karşı mükemmel bir performans sergiletmiştik bu arkadaşımızla. Hop, burada benim hatam var ama kimseye söyleme. Tamam, Blue'a yattı mesela. Yattığı anda bitti arkadaşlar. Bluestein'in şeyle bir derdi yok yani. Yemişim diyor. Onun otobloğunu. Eleman sersemden çıkamıyor gibi çıksa. Mesela L2 atarken de engellenemez olarak atabilirim. Bu arada tabi buradaki otobloğu Modok'a zarar da veriyor. Yavrum benim şu L2'nin güzelliğine bak ya. Param olsa da ben alsam. Yani bunu 4 Temmuz'da uyandırabilirim arkadaşlar. CV uyandırma söyleyeyim. CV uyandırma bastığımız zaman da tabi o zaman daha bir çılgın olacak. Ne olacak diye soran arkadaşlara şunu söyleyeyim. Özel saldırıları Kızılok gibi arkada arkadaşlar sekime hasar verecek. Düşünsenize abi. Arkada bir de sekiyor böyle 5000, 10000, 15000'ler falan. Yani inşallah nerf gelmez. Ne diyeyim? Ne diyeyim abi? İnşallah nerf gelmez. Aha, durdurulamazlar. Bak mesela durdurulamaz olan başka bir karakter. Yani sadece Karol ile ilgili değil. Elemanın kendisiyle de alakalı. Ve arkadaşlar son dövüşü bu yoldaki takriben 8 dakika sürdü. Bitti, durdurulamaz diye bir şey yok. Geçmiş olsun. Yani 8-9 dakikada bütün yolu bitiriyor. Bakmayın ben biraz da bıdı bıdı yapıyorum. Yoksa daha çılgın zamanlarda da bu bitebilirdi. Ah, bu beni gaza getirme ya. Çok gaza getiriyor. Çok tehlikeli bir karakter. Çok. Yılan yılan. Yakışıklı bir de L2. Çok iyi ya. Bayılıyorum. Yandım Allah, yandım, yandırma beni. Seviyorum dinleyerek, kandırma beni. Come on. Bak eleman blokta. Gerçi kara özelliğinden dolayı siper sersemliyor ama o olmasa bile ben sersemi zaten atıyorum. Aksar 8-9 dakika değil. 9 dakikada 6 dövüş. Ve sonrasında direktman boss'a geliyor arkadaşlar. Boss'u da alırız ama biraz vakit alır. Biraz vakit alır boss'u alması. Burist'in şöyle bir mevzusu var. Kabımın son zamanlarda bence yaptığı doğru bir politika. Sınıf bonusu yediğinde o yavaşlatmaya çalıştırmıyor. Yani burada Weapon X'in durdurulamazını kapatamayız arkadaşlar. Ama döveriz yani, güzel bir L2 de bence dövebilirdi. Neyse, denemeyelim, riske atmayalım. Enfes bir karakter. Muazzam, vahşetül dehşet bir karakter arkadaşlar. Bruce Lee gerçekten çok dehşetti. Bizde 6 yıldız R3 ayıptır söylemesi. Ve gerçek alanlarda kullanabiliyorum. Savaşlarda falan filanla da çokça kullandığım bir çılgın arkadaşlar. 38 bin canı var. 5 bin saldırı gücü var. R3 abimiz kendisi. Sinerjiye minerjiye ihtiyacı yok arkadaşlar. Blok delme olayı çok iyi. Blok performansı çok çok güzel. %71,5 ile gerçekten çok kaliteli bir
blok performansı var. Ama o kadar güzel bir gameplay var ki arkadaşlar, blok performansına neredeyse ihtiyaç yok. Çok kaliteli. İnşallah sizlere de gelir arkadaşlar. Betacılara da gelsin. Betacıların da bir gün olursa mutlu olurlar diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.